Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu güzel yazmaya güzel bir model hazırlayacağız. Yazmamız çiçek desenli bir yazma arkadaşlar. Bu şekilde desenleri var. İçerisindeki pembe ve mavi renkleri kullanarak bu yazmaya güzel bir model hazırlayacağız. Bu güzel yazma için ben böyle bir model seçtim arkadaşlar. İçerisindeki desenlere uygun olacağını düşünüyorum. Hem içindeki küçük desenlere hem de çiçeklerimize uygun olacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şimdi hemen modelimizi yapmaya başlayalım. Hemen burada küçük dağımızı oluşturacağız önce. Bunun için 3 tane zürafa yapıyorum. Dilerseniz bu sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. 4 zürafayla da başlayabilirsiniz. Evet. Buraya 3 tane zürafamı yaptım. Hemen baştaki zürafama batıp buradan geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. 2 tane zürafam kaldı. Baştaki zürafaya batarak tekrar geri döndüm. Hemen yanındaki zürafaya batarak zürafa sayımı teke düşürdüm. Tekrar yapmış olduğum zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Bu şekilde küçük tepemi, dağımı oluşturmuş oldum. Şimdi yuvamızı oluşturacağız arkadaşlar. Hemen zürafamın içine batarak buraya bir pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte buraya bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak hemen tepesine bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Ve buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar battım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Buraya toplamda 6 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane daha hemen yapıyorum. Son pırpırımı da yapmış oldum. 2, 4, 6. Şimdi ilk yarıyı tamamlamış oldum. Hemen 1, 2, 3 tane zürafa bırakıyorum. 4. zürafaya batarak buradan aşağıya dönüyorum. Bu aradaki mesafeyi ayarlayarak hemen aşağıya döndüm. Ve aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Buraya dağımı oluşturacağım. Yuvamı oluşturarak pırpırımı yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde birkaç sıra daha yaparak tamamlayacağım. Birkaç tane daha yaparak
Hazırladım arkadaşlar. Şimdi diğer yarısındaki pırpırlarımızı da yaparak modelimizi tamamlayalım. Şimdi oyamın ters yüzünü çeviriyorum. Diğer tarafından, arka yüzünden çalışacağız arkadaşlar. Hemen yuvamın içine batarak ipimin ucu sağ tarafta kalacak şekilde iğnemin üzerine koyarak buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya da yine pırpır yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İki. Üç. Dört. Beş. Altıncısını da yapmış oldum. Hemen burada ipimi kesiyorum. Alt kısmındaki ipimi de kesiyorum. Bu şekilde diğer yarısını da tamamlamış oldum. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.